Sevgili seyirciler, bugün sizlere çok farklı bir yerden, farklı ürünler vesilesiyle seslenmek istiyorum. Dünyada gezdiğim çok ülke vardı ama bu ülkeye ilk defa geldim. Burası İspanya. Buket Sakmanlı, Kenan ve ben, elma tarımı yetkilileri, çok değerli hocam, Sayın Abdullah Kankaya, Sayın Tolga Kankaya ve Sayın Ali Erdoğan'la birlikte biz Eylül'ün 13 itibariyle bir İspanya çıkarmasında bulunduk. Bu çıkarmaya ait birkaç küçük not vermek istiyorum. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek için. Şahsen ben Ankara'dan İstanbul'a uçakla, oradan da Madrid'e geldik. Hep beraber tabii geldik. Madrid'e iner inmez bir araba kiralayarak yaklaşık 350 kilometrelik bir yola gittik. Güneye doğru gittik. Don Benito diye bir ile gittik. Orada farklı çeşitlerde, türlerde aynı zamanda hem erik hem şeftali gördük. Çekimlerimiz sabah 9 akşam 9 sürdü. İspanya'da güneş batmak bilmiyor. Biraz geç doğuyor ama neredeyse akşam saat 9'a kadar burada güneş var. O yüzden biz de güneşi görünce yumurtlayan tavuklar gibi, ışığı gören tavuklar gibi hiç rahat durmadan full çalıştık. Çalıştık ama sadece gıt gıt gıdat diyemedik yani. Tek eksiğimiz o kaldı. İnanılmaz çalıştık. Tempo müthişti ve sahiden yorgunluk, uykusuzluk, kelimenin tam anlamıyla öldük. Sonra uçakla Barcelona'ya geçtik. Barcelona'ya geçtik yani aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Oh oh, Real Madrid, Madrid'e gittiniz, başkente. Barcelona'ya gittiniz, iyi geziyorsunuz. Hiç gezemedik. Daha Barcelona'nın neresi olduğunu bile bilmiyorum. Oradan uçaktan iner inmez direkt bizi bir firmanın değişik türdeki doku kültürü çalışmalara götürdüler. Orada bizi gezdirdiler. Bugün de buradaki son günümüz, hatta son saatimiz. Saatimiz şu anda 16.30. Tarih 16 Eylül. Şimdi niye hızlı hızlı gidiyorum? Çünkü yarım saatte bu programı bitirmezsek Abdullah abi Amsterdam'a uçağını kaçırma riskiyle karşı karşıya. Ayrıca küçük bir not daha vermek istiyorum. Buraya gelirken şu anda bulunduğumuz yer, şu gördüğünüz bademin üretildiği bir badem çiftliği diyelim tabii yenisi, aracısı. Şimdi bu seyahatimizde şeftali ve badem üzerine yoğunlaştık. Ama 50 kişinin bulunduğu bir otobüsün gittiği yolları görseydiniz herhalde bu adamlar ne diye geziyor, ne buluyor diye sorardınız. Çünkü traktörün gitmeyeceği yerde neredeyse otobüse gelmek zorunda kaldık. Ve şimdi de hızlı hızlı bu seyahati Abdullah Kankaya abimle değerlendireceğiz. Abdullah abi, ilk sorum şu. Biraz anlatmaya çalıştım. Sizin yaptığınız çalışmalar belli. Siz buraya gelmeden önce bir İspanya daha yaptınız. Özbekistan yaptınız, Kazakistan yaptınız. Ben sizi Isparta'da bir gününüzü zor yakalamıştım. Bu genel durum. Ama bir de buraya geldim. Bugün biz sizinle beraber badem hasadını makineyle gördük. Tekniğini birazdan konuşuruz. Artı bugün buraya geldik. Farklı yerlerde etrafta bir sürü badem var ama arasında herhalde 10-15 metre var. Ama burada ise neredeyse 1 metre bile yok. Şunu merak ediyorum. Ayrıca bu gelinen yerde biz değil, dünyanın en az 10-15 tane ülkesinden üretici var. Bu insanların ve bizim burada ne işimiz var? Niye burada çile çekiyoruz biz sence? Yazık değil mi bize? Çok güzel özetledin Mehmet Bey. Çok güzel özetledin. İşte bu meyvecilik aşkı, bu meyvecilik sevdası, bu ülke aşkı, bu Türk köylüsünü, Türk çiftçisini sevme aşkı. Para kazanma aşkı falan değil bunlar. Parayla yapılacak işler de değil bunlar. Yani bu çektiğimiz sıkıntılar. Doğru. Ömür denen şey kısacık bir şey. Doğdun, büyüdün, hemen evet, ölüyorsun. Ama bırakacağınız eserler ölmüyor. Eğer doğru şeyler bırakıyorsanız onlar ölmüyor. Biz o nedenle buradayız. Peki o zaman bana iki şehirde ölmeyecek Abdullah Kankaya'nın eser olarak bırakmak istediği şeyi söyle. Mesela
Don Benito'dan başlayalım. Orada sizi hoşunuza giden Türk halkına, Türkçe sizinle vermeyi düşündüğünüz Ölmez ne gördün, ne gördük, ne gösterdik? Nasıl bir tablo ortada var? Şimdi biz Don Benito'ya gitmekteki amacımız ıslahçı bir firmanın, aslında fidancı bir firmanın, daha sonradan ıslahçı olmuş bir firmanın ıslah etmiş olduğu şeftali, yassı şeftali, yassı nektarin, nektarin ve son yıllarda yine ıslaha girdiği Japon erikleriyle ilgili örneklerini görmeye gittik. İkinci bir gitme, oraya gitme amaçlarımızdan birisi bir ıslahın nasıl yapıldığını, ana bitkilerinden, bu ana baba bitkilerinden tutup doku kültürlerinde o ıslah ettikleri, melezledikleri meyvenin embriyondan çıkarılışından daha sonraki 5 yıl boyunca o çıkan tohumu nasıl bir bitki olacak bunları incelemesi, daha sonra buradan ümit var olarak gördüğü çeşitleri 10 yıl boyunca incelemelerini, ki bu incelemeler orada gördük sapına kadar, çöpüne kadar, çekirdeğine kadar her tarafını, rengini, aromasını, suda çözünebilir kuru maddesini, asitlik durumunu, renk kabuktaki renk dağılımlarını, sertliğini, her şeyini birer birer inceliyorlar. O kadar uzun yıllar çalışma sonucunda bir çeşit çıkarıyorlar. İşte biz de bu çeşitlerden ülkemize getirebiliriz. Para verip getiririz ki getiriyoruz bu firmadan. Hı hı. Ama esas amacımız buradan bir bilgi edinerek kendi Türk çeşitlerimizi ileride Türkiye'ye ait olan ıslah edilebilecek kayısı, erik, şeftali, nektarin gibi çeşitlerin nasıl yapılabilirliğini görmek amacıyla gittik. Ama burayı biz bu seyahatimizde toplu birleştirdik. Yani oraya çok erken de gidebilirdik. Çok erken zamanda gidip çok daha fazla miktarda şeftali nektarını görebilirdik Temmuz'da. Ama burada da bizim için, özellikle ülkemiz için çok önemli olan bir meyve türünü, evet, ki eskiden anam babam usulü tarlaların kenarında üçer beşer tane olan badem gibi bir meyve türünün nasıl böyle endüstrileştiğini, nasıl modernleştiğini görmek amacıyla bütün dünyanın insanlarıyla birlikte geldik ve bugün gördük. Aslında ben buraya geçen yılda gelmiştim. 22 tane fidancıyı organize ederek, ki o organizasyonu buranın sahibi şirket yaptı ama ben fidan üreticileri alt birliğinde görevli bir insan olarak bu işi, fidancıları topladım ki, hı hı, ülkede, dünyada bu tip gelişmeler var. Bu gelişmeleri aktaralım dedik. Amacımız bu bizim. Şimdi kısa geleceğim hem şeftali hem bademe ama İspanya'ya ilk defa geldim, söylemiştim. Arazilere baktım. Barcelona biraz daha yeşil. Biraz daha bizim Akdeniz kuşağına benziyor. İşte Isparta, Burdur, Antalya, Korkuteli veya Ege birbirine benziyor. Ama ağaçlara bakarsanız abi, o son yapılan 3-5 yılda bile yapılan bu sıktaki Bodrum'da makineli hasat dışında, makineli budama ve hasat dışında buradaki araziler klasik araziler. Bir de burada insanların ben çok tembel olduğunu düşünüyorum. Araziler de aslında bizim gibi çok parçalı. Çok da geniş, büyük bir, evet, araziler de yok. İklim olarak da sanıyorum bir miktar hafif Akdeniz'e benziyor. Biraz da suları yok. Şunu merak ediyorum. Bu kadar tarımsal alanda iyi görmediğim bir ülkede ıslahın iyi olduğunu, olmasını neye bağlıyorsun? Biz niye mesela gelip de bademi İspanya'da seçiyoruz da şeftali orada seçiyoruz mesela? Burada özel bir ıslaha olan bir yatkınlık mı var bu ülkede? Şimdi şeftalide, özellikle sert çekirdeklerde önemli ıslahçılar da bu bölgede, bu ülkede. Yani en azından 4-5 tane özel ıslahçı firmayı sayabiliriz ve bunların ürünleri şu anda Türkiye'de zaten pazarlarda satılıyor. Islah edilmiş meyvelerin royalty hakkı, yani esas biz buna ıslahçı hakkı diyoruz. Türkçe karşılığı tam, evet, ıslahçı hakkı. Bunları belki dayanıklı tükettiğim mallarında patent, hı-hı, hakları diyebilirsiniz. Ama bitkilerde royalty hakları olarak diyebilirsiniz ama Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman ıslahçı hakkı. Yani bunu ıslah edenin hakları. Bu paralar çok yüksek.
Ve dünyadaki gelişmeler bitmiyor. Siz çok güzel bir şeftali aldım diyorsunuz. 3 sene sonra başka bir şeftali çıkıyor. Tekrar başka bir şeftali çıkıyor. Bununla, bunun peşinden koşup yetişmeleri mümkün değil. O zaman bu ısrarcı firmaların hepsi aynı zamanda fidancı. Yani aynı zamanda fidancı. Fidan üretiminde yapıyor. Ve bunlar aslında aynı zamanda büyük de bahçe sahipleri. Yani her birinin 2000 dekar, 2700 dekar meyve bahçeleri de var. Islah etti bu güzel çiçekler, madem güzel ben bunlardan bahçe kurayım. Bunlarla hem tanıtayım hem de satayım diye yapıyorlar. O nedenle burada bu ülkede fazla. Aslında şunu demek lazım belki de. Islah yapılan ürünler, materyaller bir de İspanya için yapılmıyor. International yapıyor adamın, uluslararası yapıyor yani. Sen alıyorsun, Fas alıyor, işte Rusya alıyor vesaire. Dünyanın birçok ülkesinde gelip ondan adına ne diyorsun? Mal tedariki veya ürün tedariki evet. Yapabiliyor. Herhalde burada ürünü ısıtmak başka bir şey. İspanyolların üretmesi başka bir şey. Evet. Demek ki ıslah konusunda hem devletin hem özel sektörün bir alışkanlığı ve para kazandığını gören bir unsur var. Islah önemli yani bu ülkede, öyle anlaşılıyor. Şimdi bütün ürünlerde, yani tarımsal ürünlerde ıslah önemli. Hayvancılık olsun, tavukçuluk olsun, doğru, meyvecilik olsun, sebzecilik olsun, ıslah önemli. Bundan 15-20 yıl evvel hatırlayın, işte 1 kilo İsrail'den aldığımız tohumun 1 kilogram altından daha pahalı olduğu sürekli konuşuluyordu. Evet. Ama yerli ıslahçı firmaların Türkiye'de bu kadar parayı o dışarı verinceye kadar bunu nasıl yapabiliriz diye. Zaten bu bilgide aslında bir gizlilik yok. Dünya bu bilgileri biliyor. Un var, yağ var, şeker var. Önemli olan iyi bir imam bularak, iyi bir önder bularak veya iyi bir aşçı bularak bunu yapmak önemli. Biz buna önem vermemişiz. Yani buna kim önem verecek? Araştırma enstitüleri, tarımsal araştırma enstitüleri. Tarım Bakanlığı önem verecek. Kim önem verecek? Üniversiteler önem verecek. Mesela Amerika'ya gittiğiniz zaman Amerika'da birçok üniversitenin ıslahçı olduğunu görürsünüz. Cornell Üniversitesi olsun, New York Üniversitesi olsun, bunların ıslahçı olduğunu görürsünüz. Ben Mayıs ayında bahsetmiştiniz. Ben Mayıs ayında, bu yıl Mayıs ayında Mursiya diye bizim Antalya gibi sahildeki olan bir kısma gittim. Orada hem kayısı ıslahçıları, şeftali ıslahçılarıyla görüştüm. Aynı zamanda bir devlet kuruluşu olan badem ıslahçılarıyla görüştüm. Adamlar bizden devlet kuruluşu 3 tane badem çeşidi için her yıl 100 bin euro para istiyorlar. Yani böyle yüksek paralar istiyorlar. Pazarlıklar devam ediyor. Oysa melezleme, ıslah çok zor bir konu değil. Bir anne var üstün özellikler, bir de baba var üstün özellikler. Bunun ikisini birleştiriyorsun, bundan bir meyve elde ediyorsun. Nasıl bir kuzu elde ediyorsun, nasıl bir buzağı elde ediyorsun. Aynı şey. Buradaki temel sorun şu, ben hep bunu düşünüyordum. Şimdi daha rahat kafama yattı abi. Doğru söylüyorsunuz, anne baba ve bir yavru çıkıyor. Ama bu uzun sürede çıkıyor. Yani 9 ayda 6 ayda doğmuyor. En erken doğan 10 yılda, 11 yılda doğuyor. En geç doğansa 20 yılda doğuyor. Yani Türkiye'de bir özel sektörün bir ıslahçıya 20 yıl yatırım yapması bana biraz zor geliyor. O yüzden bunun kesinlikle devletin bu işin içerisinde öyle de böyle olması lazım. Yani ıslahçıyı birinci derecede koruyup, kollayıp ülkemizin geleceğine sağlam kökler sokması için devlet bu işin çok yerinde olması lazım. Özel sektöre de destek vermesi lazım ıslahçı barındırıyorsa eğer. Eğer bu işi böyle yaparsak zaten bir insan 25-30 sene çalışıyor. İki tane çeşit üretse ömrü gidiyor adamın. Evet. Dolayısıyla bence ıslahçıları biraz farklı yere koymakta fayda var. Ama onlara kesinlikle bir abidevi ağaçmış gibi bakmak ve onu da beslemek lazım yani. Ben pamuk içerisinde beslemek. Hatta diyorum Sağlık Bakanlığı, üniversiteler bu ıslahçıların ömrünü nasıl uzatabiliriz diye o tip projeler yapmaları gerekiyor. Onu korumaya alması lazım. Evet. Peki, bademe gelmeden önce şeftalide ne gördün abi? Ne buldun? Orada hangi şeftali seni cezbetti? Türkiye'de hangileri olur? Çeşitleri olur? Şimdi bu gittiğimiz ıslahçının önceden zaten Türkiye'de satılan hem Çanakkale'de hem Bursa'da hem de Antalya koşullarında, İzmir koşullarında olan şeftalileri var. Ama o kadar çok yeni çeşidi var ki onu takip etmek çok zor. Ben 13 Temmuz'da geldim. Ancak 13 Temmuz'da geldiğim zaman ondan 10 gün evvel olgunlaşan ve ondan 15 gün sonra olgunlaşan şeftali, nektarin, yası şeftalileri gördüm. Ve özellikle bizi çok ilgilendiren bir şey var. Ülkenin hızla buna girmesi gerekiyor.
aslında ülke bunu biliyor. Ülke çiftçisi, ülke insanı biliyor. Biliyor. İncir domates gibi, incir şeftali dediğimiz, domates şeftali dediğimiz, flat dedikleri yası şeftaliler, yası nektarinler var. Ağzımıza iyi gelen bir yani şey. 4, size, santim, 4 santimetre kalınlığında elin ıslanmadan simit yer gibi, yani şeftali yeme zorluklarında bir de yer gibi, yer gibi şeftali yani, bu şeftaliler, bu yası şeftaliler ve yası nektarinler var. Bunun Mayıs'ın sonundan olup, Mayıs'ın sonunda başlayıp, Eylül'ün ortasına kadar sürecek yeni çeşitlerini ıslah etmişler. Oo, 5 ay sürüyor neredeyse. Tabii bu çeşitleri ıslah etmişler. Bu çeşitler çok miktarda yurt dışına da satış yapıyor. Zaten gördüğünüz o çeşitlerin ekstrem çeşidi diyoruz. Ekstrem tat demek zaten. Bir de fresh grubu vardı. Onlar tadı biraz daha az, biraz daha asitik ama tatsız değil. Çok, onlar da çok tatlı olan çeşitlerdi. Bunların ülkemiz çiftçisi tarafından gözlemlenmesi, ki bizim üstünde durduğumuz ve uğraştığımız bu. Hatta geçen yıl çiftçileri, fidancıları getirdiğimiz zaman yine bu bölgedeydi. Yine bu bölgede bin dekar yası şeftali ve yası nektarini olan bir firmaya gittik. Paketleme ve ambalajlamalarını yapıyorlardı. Hatta işçiler hoş gelmişsiniz kardeşim diye bize Türkçe karşılık verdiler hepsi. Baktık ki Bulgaristan'dan gelen Türk kardeşlerimiz. Şeftalinin Türkiye'de bir alan olarak, yani üreten adam olarak, çiftçi olarak geliri var mı? İki, ürettiği ürünün pazarı var mı? Şimdi şeftali dediğimiz zaman Mehmet Bey, eskiden aklımıza gelen Bursa şeftalisiydi. Daha sonraları Çanakkale de çok önemli bir bölge, İzmir'de bir bölge olarak girdi. Bunların hasat tarihleri Haziran'ın başında başlardı. Yani çok iyi şeftaliler değildi ilk şeftaliler, nektariner. Ama daha sonra hatta nektariner daha Türkiye'de kabul bile görmemişti. Eski çeşitler nektaret 4, 6, 8 gelmişti. Küçük erik mi? Yani nektarin mi? Ne olduğu belli olmayan şeyler idi. Ama son 15 yılda bu ülkede şeftali nektarin alanında öyle değişiklikler oldu ki, bakın 1 Haziran'da diyoruz Bursa başlamaz bile, yani İzmir ancak başlar, ama biz 1 Ocak 30 Mayıs tarihleri arasında İhracatçılar Birliği'nin kayıtlarına baktığınız zaman 17 bin ton civarında biz şeftali ihraç etmişiz. Bunu nereden ihraç etmişiz? Akdeniz sahil kuşağından ihraç etmişiz. Demek ki biz son 10 yılda çok önemli mesafeler bir Ocak, ettik. Mayıs. Evet, bu İhracatçılar Birliği'nin resmi kayıtları. Daha Bursa başlamadı ihracata. Demek ki biz dünya pazarlarının istediği çeşitleri biz uygun yerlerde, bak uygun yerlerde. Ona bu kadar mı konuşsun daha sonra? Uygun yerlere ben girmeyeyim. Ama siz o 1 Ocak'tan sonra keşiftali yeni üretim mi? Depolardan alınmış. Hayır, depoda yok zaten. Yalnızca Akdeniz sahil kuşağında Hatay, Mersin, Adana, Antalya gibi sahil kuşağında taze olarak üretilmiş. Zaten şeftali o kadar depolanamaz. Kayısı depolanamaz. Kayısı da mesela yine rakamlarımız 3750 ton civarında. Nektarin de o civarda. Hatta kayısı 10.000 ton civarında. Japon erikleri 3750 kilogram civarında. Bu sahil kuşağını son 10 yılda kullanmaya başlamamızla ilgili bir konu. O zaman çeşitler, çeşidin dikildiği yerler ve insanlar, yatırımcılar bu işe bayağı emek verdiler. Öyle anlaşılıyor. Yani bir ışık görüldü herhalde bu alanda ki insan bu kadar yoğun çalışıyor. Bu kadar erken üretiyor bu insanlar. Tecrübe de kazandılar. Yani yurt dışında hangi zamanda hangi ürünün daha iyi para edebileceğini, hangi boşluklarda üretmemiz gereken. Bizlerin yalnız en büyük hataları şu. Mesela bundan 10 sene evvel çok erkenci nektarinler çıktığı zaman İran'a çok yüksek fiyatlarla satabiliyorduk. 15 lira, 20 lira gibi fiyatlarla satıyorduk. Bu yüksek fiyatları gören çiftçiler, herkes aynı çeşitleri dikmeye başladı. O çeşit çoğalınca ihracattan fazla, iç piyasada da erkenci çeşitlerin kalite ve irilik problemleri var. Bu sefer fiyatlar düştü. Yani bu dengeleri iyi yakalayarak, işte ıslahçıların amacı o. Hangi zaman boşluksa o zamanlarda en kaliteli, en iri,
en verimli çeşitleri üretmek ıslahçıların. Şimdi biraz da bademe geleceğiz. Badem de Katalonya ya da Katalanların yer aldığı Barcelona tarafında bir yer. İsmi neydi oranın? Bugün bildiğimiz adı Lerida. Lerida. Lerida diye okunuyor. Şimdi ben doğrusu bu kadar geniş bademi ilk defa gördüm. Ama daha önemlisi bademin makineyle bir biçer düverle yapılıyormuşsun gibi bir hasadı vardı ki tabii bize göre kolay oluyor. Çünkü hemen tık 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 toplanıyormuş gibi oluyor. Onun masrafını bilmiyorum. Bir, gittiğimiz yer neresiydi? İki, bu badem kaç yaşındaydı? Üç, bu adam niye bu kadar bademe para yatırdı? Şimdi bütün insanların amacı sık dikip dikilir dikilmez ikinci yıldan itibaren meyve almak. Dünya yaklaşık 50 yıldır elmada, armutta bunların üzerinde çalışıyordu. Son yıllarda mademde de acaba zayıf gelişen, sık dikilebilen, hemen ikinci yaştan itibaren meyve veren ağaçlar kullanılabilir mi diye ıslah çalışmaları yapıldı ve gittiğimiz bahçenin yanında adamın 19 yaşında şeyleri vardı. 19-20 yaşında sık dikilmiş zeytinleri vardı. Zeytinleri vardı. Yani o zeytinleri makineyle hasat ediyor. Makineyle bu diyordu. Onun yanına sık dikilebilen 1 metre mesafede sıra üzeri ve 1,5 metre mesafede dikilebilen ağaçlar kurdu. Bu ağaçlar 6. yaprak yılı diyoruz biz. Yani bir yazı çiçekler açtıktan yapraklarını dökünceye kadar ki yaz boyunca geçirdiği ona biz bir yaprak yılı, bir yaş diyoruz. 6. yaprak yılıydı ki ben o bahçeye geçen yılda geldim. 5. yaprak yılıydı. O zaman hasat zamanı değildi. Meyveliydi. Daha çok meyve var idi. Yine hiç meyvesiz ağaç görmedik. Çok meyve vardı. Ben arkadaşlara dedim ki yani bunun mutlaka hasatına gelmeliyiz. Bu makineli hasatı yapmalıyız. Çünkü bu badem dikkat ettiyseniz hep böyle kireçli topraklar. Bizim Malatya'nın kayısı toprakları gibi. İşte bulunduğumuz alan taşlı, çakıllı, kireçli yani topraklar. Ama işte buna uygun anacı efendim sulamasını, budamasını ve terbiyesini düzgün yaptığınız zaman da bu kadar işte 3. yaşında içerisinde bulunduğumuz bahçede 3. yaşında Türkiye'de güzel bahçeler. Badem arazileri var mı? Badem kurulacak arazi yani. Bademe uygun arazi var. Çok var. Yani bademin en kritik noktası ne? Erken çiçek açması. Yani şöyle düşünün. Eskiden Datça'da badem çiçekleri açtı mı yaz gelir. Ocak ayında. Bazen havalar iyi gittiği zaman Ocak ayında bademler açardı. Ama işte bu bir risk. Erken çiçek açtığı zaman daha sonraki gelecek soğuklar bademe zarar veriyordu. O zaman ıslahçılar yine bunun üzerinde çalıştı. Benim bademim dediler. Bizim ıslah edeceğimiz bademler geç çiçek açsın, dondan kurtulmaya çalışsın. Hiç olmazsa kurtulma ihtimali az olsun. Bu tip bademleri ıslah ettiler ve o şekilde bahçelerini kurdular. Budaması kolay olsun. Yani insan gücü olmasın. Şimdi düşünün bizim yani soğuk zararının az olduğu güney sahili düşünün. Veya kuzeye kapalı, güneye meyilli arazilerimizi düşünün. O kadar çok arazimiz var ki bir Güneydoğu Anadolu'nun arazilerini düşünün. Yani buraya baktığınız zaman bizim oralar gerçekten toprak yani. Dünyanın en zengin Mezopotamya topraklarında çalışıyorsunuz. Bu arazilerde çok rahatlıkla çalışır. Büyük bir 1000 dekarlık bir arazi düşünseniz böyle bir biçer döver hasat makinesi bir traktör şoförü. Onun hasat ettiği bademleri taşıyacak bir traktör şoförü iki tane de bunların sulama sistemlerini yapan adam olduğu zaman 4 dekar yeri şey yapar. Hangi çeşitler vardı abi orada bugün? Orada bir de çeşidin özelliği de önemli. Yani madem makineyle hasat yapılacaksa yan dala az giden ama dikine büyüyen, biz yukarı doğru büyüme temayülünde olan ağaçlar diyoruz. Orada Bellona ve Soleta çeşidi vardı
iki çeşit vardı. Bu iki çeşit de kendine verimli. Kendine verimli çeşitler. Tozlayıcı istemeyen çeşitler. Onlar vardı. Tabii ülkelere göre. Burada da yine Nonpareil, Texas ve 21 çeşit şeftali var deneme. Burada da deneme bahçesi. 120 dekarlık bir deneme bahçesinden bahsediyoruz. Burası da anaç üzerinde farklı 21 farklı çeşidin denemeleri. Tek çeşidi farklı anaçlar üzerinde denemeler yapılıyor burada. Peki buranın galiba hem yaş olarak daha ufak değil mi bu? Burası 3 yaşında. 3 yaşında. Nasıl buldun 3 yaşındaki ağaçları? 3 yaşında abi? Buraların hasatı yapılmış. Yapılmış mı? Altta duruyor. Alttakiler kalmış. Bunu bu makineyle hasatları yapılmış buranın. Alttakiler kalmış. Buranın alttakiler kalmış yalnız. İyi bir tabii canım, şey, iyi çeşit. Güzel çok, gayet güzel çeşit yani. Çok güzel. Ali Bey şimdi gezdi geldi. Yukarıdan gel. Hoş bulduk. Taze bir giysiler aldın. Sen şimdi ne tamam. Çaldın oradan? Bize bir anlat. Biz bahçenin sonuna kadar gezimize devam ettik siz çekiminizi sürdürürken. Orada guara çeşidini gördük. Yine Bellona ve Soleta çeşitlerinin Rootbeck 20, Rootbeck 40 ve Rootbeck R anaçlar üzerindeki gelişimlerini gördük. Buradaki bahçe açıkçası ziyaretçileri daha fazla memnun etti. Bahçe sahibiyle görüşüp bizzat kendisine soru sorma fırsatımız da oldu. Kendisine teknik uygulamalar hakkında da sorular sorduk. Yıllık uygulanan bitki besleme programları hakkında dekara ne kadar saf azot, fosfor, potasyum verdiği, bu süreç içerisinde çeşidin ve anacın herhangi bir izolement noksanlığı, hassasiyeti gösterip göstermediği, bununla ilgili teknik konuları konuşma fırsatı bulduk. Açıkçası burası GPS'ten de baktığımızda 40. paralelde olan bir bölge. Yani bizim kuzey Marmara. Kastamonu civarına. Kastamonu'ya da geldim. Marmara ve Karadeniz'e yakın bir paralelde. Ama arazimiz yok artık. Çiçeklenme tarihi olarak Mart 15 dedi üreticimiz. Bademin çiçeklenme tarihi olarak. Peki bir bölgede don tehlikesi olup olmadığını sorduk. Burası hava sirkülasyonunun yoğun olduğu bir bölge olduğu için dondan dolayı herhangi bir kayıplarının olmadığını ve gayet memnun olduklarını söylediler ki zaten ağaçlara da baktığınızda ağaçlar gayet sağlıklı ve güzel bir görüntü içerisinde. Vejetatif aksam oldukça mükemmel. Peki bunlar nasıl buduyorlar? Makineyle? Tabii budama tamamen mekanizasyona bağlı ama bu abartılacak ileri teknoloji bir mekanizasyon değil. Uzay teknolojisi falan değil. Yani traktörün ön aksamına takılan basit bir biçme aparatı. Yani bizim ülkemizdeki herhangi bir sanayide bile rahatlıkla yapılabilecek özellikle. Bir şey aslında. Tabii arazi çok büyük olmayınca belki makineyle budama gerek yok. Makineyle budamada bir sürü kayıp var. Bunlar işçilikten dolayı herhalde biraz makineyle buduyorlar ama biz belki biraz da manuel budayabiliriz. Ya manuel de budanabilir tabii. Yani hani İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde iş gücü maliyetleri oldukça yüksek olduğu için sistem mekanizasyona yönelmek zorunda zaten. Ama bir de aynı iş gücü maliyetleri aynı oranda yüksek olmadığı için hani bunu rahatlıkla makasla da budayabilirsiniz. Ama söylemiş olduğum budama makinesi de hani temini zor olan bir makine değil. Yani birçok traktörün rahatlıkla önüne takılabilecek hareketli bıçaklardan oluşan bir makine. Peki, burada bir sürü insan geldi. Evet. Türkiye'den geldi, yabancı yerden geldi, bir sürü insan geldi. Bu bütün gezilere ne katmıştır bu? Bu da çünkü daha çok üretici var. Yani firma sahibi de yok neredeyse yani. Mehmet Bey, girişimciler var. Bu geziler bizim ufkumuzu çok açıyor. Samimi söylüyorum. Hani bir ziraat mühendisi ve bu işin içinde olan birisi olarak. Ya bizi hani, bile açıyor ki hani, diyorsun hani yani. Hani inanın şu anda ben acaba nerede bir arazi bulup da böyle bir badem bahçesi yapabilirim diyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben de kadar burada, geldim bu arada. Bakın söyleyeyim. Burada önemli olan bademde yetiştiriciliği sınırlandıran ve diğer meyvecilikte yetiştiriciliği sınırlandıran en önemli faktörlerden birisi ilkbahar geç donları. Zaten suyumuz iyi olacak. Toprağımızın çok iyi olmasına gerek yok. Yani şurada görmüş olduğunuz toprak oldukça pH'i yüksek olan, organik madde miktarı düşük olan bir toprak. Şöyle aman aman ciddi bir toprak, kaliteli bir toprakla karşı karşıya değiliz. Hani bütün bu parametrelere dikkat edildikten sonra bizim bademde başarısız olmamız gibi bir şey söz konusu olamaz. Yeter ki uygulamaları doğru bir şekilde yapalım. Doğru bölgelere doğru çeşitleri verelim. Gerekeni yaptıktan sonra ben çok hızlı bir mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Bu işten para kazanabilir miyiz yani? Sen bile kaza geldiğine göre. Yani bu işten para kazanılır mı? Bence kazanılır. Kesinlikle kazanılır. Çünkü tahminimce siz programın başında konuşmuşsunuzdur.
Ben inanamadım alınan verime. Tekrar tekrar sordum. Hani 2013 Mayıs ayında dikilen rutbe 40 anacı üzerine aşılı bir badem çeşidinden 2015'te dekara 250 kilogram iç badem olduğunu söylediler. Ben inanamadım. Ve tekrar şu soruyu sordum. 250 kilogram kabuklu badem mi dedim. Yani şunu hayır, gibi mi yani? Evet, hayır iç badem dediler. Bir daha sordum. Dedim kabuklu badem mi dedim. Vay vay hayır ya. İç badem dediler. Onlar benim ısrarla niye iki defa sorduğumu anladılar zaten. Yani inanılması zor bir rakam. Ama eğer arkadaşlarımız evet, bize evet, yanlış bilgi vermiyorlarsa buradaki doğru rakam bu yani. Evet, şimdi uzmanlarımız geldi sevgili seyirciler. Uzmanlar derken hiç zamanımız yok. Tam 5 dakikamız var. Sağdan başlayalım. Kendisini azıcık tanıyalım. Bu seyahatte amaçları neydi? Sonuç nasıl oldu? They would like to know you a little bit. What was your purpose in this visit and what is the outcome? I am the general manager of Agrimura in California. We have plantings of almonds on Route Pack 20. Ben Agrimura Kaliforniya'nın genel müdürüyüm. Biz Kaliforniya'da badem plantasyonlarımız, 2 yıldır badem plantasyonu diktik ve oradaki gelişmeleri takip ediyoruz ama daha eski olan, daha önce dikilen buradaki plantasyonların sonuçlarını izlemek için buraya geldim ve bana çok başarılı göründüler. Kaliforniya'daki çiftçilerin bademe yatkınlığı, bademe girişkenliği nasıl? Yani bir heyecan var mı? Bazen de para görüyorlar mıymış? How does the California growers think about almond farming? Is it attractive almond farming according to the recent prices? Yeah, in California for tree crops. Kaliforniya'da üreticiler için en önemli 3 ürünlerden birisi badem. En önemli 3 üründen birisi badem ve dünyadaki özellikle pazarın %80'i Kaliforniya tarafından tedarik edilmesinden dolayı piyasayı da yüksek tutan bir pazar aslında ve devamlı dikim içinde gönüllü üreticiler var. Peki, teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Sayın Genel Müdür'e sonradan teşekkür etmek istiyorum kendisine çünkü böyle bir genel müdürden çok bir rehber, bir önder gibi bize yaklaştı. Çok sıcak kanlıydı ve sunuculuğunu beğendim. Benden daha iyi sunum yapıyor. Önce teşekkür ediyorum. He would like to thank you first of all because you're not behaving like a general manager, no more like a guide and very friendly person. And he's better reporter than him. You are better reporter than him, and he's thanking you a lot. I'm waiting his offer, an offer from him. Sizden bir teklif bekliyorum bu konuda diyor. Beklemenize gerek yok. You don't need to wait. The offer is there. Çok ürününüz var ama ben sadece konu badem olduğu için söylemek istiyorum. Siz bademe ait ne yapıyorsunuz? Dünya sizden nasıl istifade ediyor bademle ilgili? Well, as you know, we are working with different species and for us, bildiğiniz üzere Agrimura olarak çok farklı ürünlerle çalışıyoruz ama badem özeline girdiğimizde badem konusunda sık dikim badem plantasyonu geliştirerek bu badem plantasyonunun dünya genelinde çok ilgi görmesi sebebiyle de yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada kullandığımız Rutbek serisinin olan anaçlardan Rutbek 20 ıslah serimizden çıkan Rutbek 20 ile dikimler yaparak sık dikim bahçenin çeşitli ülkelerde görülmesiyle badem tarımını daha sürdürülebilir ve mekanik hasat ve mekanik budama yöntemlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün burada İspanya dışından çok sayıda üretici ya da girişimci ya da temsilci gelmişti. Bu insanların buraya gelmesi size ne sağlıyor? Onlara ne sağlıyor? Bu işte para var mı? The profit is another issue. Sometimes it's good, sometimes not. Depends.
Çok Agromiora dünyada fidancılıkta lider bir kuruluş. Dolayısıyla çok farklı ülkelerde ticaret ve fidancılık yaptığı için de çok farklı bu ülkelerdeki üretici grubuyla çalışıyoruz. Onların da bizim bu tarz projelerde bulunduğumuzu duyunca çok büyük ilgi gösteriyorlar ve bu projeleri de açıkçası nerede oldukları önemsenmeden, yani Avustralya'da olsa da Türkiye'de olsa da biz yaptığımız için mutlaka gelip görüp bu projenin avantajlarını ve detaylarını incelemek istiyorlar. Tabii ki projelerde karlılık her zaman için farklı bir konu. Piyasa şartları da burada önemli. Ama bu projenin çok ilginç ve gelecek vaat ettiği bir gerçek. Aslında saat tam 5 oldu. Ben programı kesmek zorundayım biliyorsunuz zaman yüzünden ama teşekkür ettikten sonra sizin de şahsen hem tanımak, seyirci aslında konuşuyorum, hem de sizin de bu konuya ait ister Badem ister bir sorumlu isim olarak buraya insanlar geldi, getirdiniz, siz de gördünüz. Ne oldu bugün? Şahsınız adına ne gördünüz burada? Teşekkür ederim. Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım. Ben Agromiora'nın Türkiye Genel Müdürüyüm. Agromiora'nın Türkiye'deki... İsminizi alabilir miyim? İsmim Serhat Bozer. Agromiora'nın Türkiye'deki Genel Müdürüyüm. Türkiye'de Dokütür laboratuvarımız bulunuyor firma olarak ve çeşitli sert çekirdekli meyveler, yumuşak çekirdekli ve zeytin üzerinde üretim yapıyoruz. Agromiora olarak Türkiye'de öncelikle hedefimiz yeni teknolojileri ve yeni tarım modellerini Türkiye'ye getirerek tarıma bir destek, özellikle bahçecilik anlamında yeni bir destek vermek. Bu anlamda ıslahtan çıkan rutbek anaçlarını tanıtıyoruz. Ve çok farklı ülkelerde Agromiora'nın bir ağı olduğu için de Türkiye'deki bu sektörde çalışan özellikle fidancı paydaşlarımız ve üreticilerimize bunları göstererek bir farkındalık, ülkemizi kalkınmasını, diğer ülkelerle rekabetini arttırmaya çalışıyoruz. Bizim Türkiye Agromiora Türkiye Fidan olarak amacımız bu. Bugün kısaca söylemem gerekirse bu gördüğümüz sistem her şeyden önce sık dikim badem tarımı olarak, ki bunu şeftalide, nektarinde ya da erikte de karşılaşabildiğimiz modeller de var. Bu modeller tamamen geleceğe ve sürdürülebilir olamaz sebebiyle ve gerçekten yatırımcıya geri dönüşleri çok daha rasyonel ve kısa sürede olması sebebiyle çok büyük avantaj sağladığını düşünüyorum. Benim asıl kişisel olarak hedefim bunları Türkiye'deki yatırımcıların ve fidancıların görerek seçimleri, karşılarında seçim olarak bu işe girmeleri ya da hangi girmeleri. Hangi ürünler var sizde Türkiye'de? Türkiye'de bizde sert çekirdekli grupta şeftali, erik, kiraz, kayısı, nektarin, armut, kiraz var mı? Kiraz, zeytin ürünleri var. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Abdullah abi, son olarak bir şey demek ister misin? Bir şey diyor musun son olarak? Ya, ben son olarak zaten güzelce bağlandı. Ben söylediklerimi daha önce söyledim. Ben tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani gruba teşekkür ediyorum. Yurt dışından gelen birçok dostla tanıştık. Olur. Onun için de teşekkür ediyorum. Zaten bizim seyahatlerimiz yılda sanki İspanyol vatandaşı olduk. Yılda 3-4 defa devam ediyoruz. Ben de şahsım ve firmam adına Agromiora firmasına bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. Size de buraya kadar zahmet edip bu çekimi yapıp Türk çiftçisine ve yatırımcısına sunduğunuz için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Ali Bey. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi çok doğal bir program oldu ya. Önce Abdullah abiyle başlamıştık, sonra Ali Bey geldi, sonra gördüğünüz gibi diğerleri geldi. Yani aslında toprak bereketliydi. Biz de öyle olduk. Herhalde bu kadar segmentlerin bize kattığı kat değer olsa gerek bu. Beklemiyordum böyle olacağını ama şu anda bakın saat 5:05 geçiyor. Herkes otobüse bindi ve otobüse biniyor. Herkes bizi bekliyor şu aşamada. Şunu söylemek istiyorum. Hatırlayacaksınız, tarım kanalları ilk kurulduğu zamanlarda ben ısrarla kullanıcılara bulup reklamı öyle çektirmiştim. Son dönemde bu moda arttı ama bu modanın reelliği ve organikliği ortadan kalktı. Oysa görüyorsunuz ki dünyada kaç bin euro ya da kaç bin dolar vererek daha Avustralya'dan, Amerika, Kaliforniya'dan, ki bunlar uzak olduğu için bu isimleri söylüyorum. Tabii ki Afrika'dan, Orta Asya'dan ve Türkiye'den buraya sadece bir saatlik, bak çok değil ha, bir saatlik badem hasatını görmeye geldiler. Burada gördüğünüz sık dikimi de en fazla ayırdığı zaman yarım saat. Ali Bey de ifade etti ki ben yarım saatte çok şey öğrendim. Evet. Yarım saatin belki 10 dakikasında öğrenecek şey için
O insanlar buraya geldiler. Yani kullanıcıyı görmek durumundasınız. Bizse hepiniz buraya gelemeyeceğinize göre bunları bulup size getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tür programların artması gerekecek. Bu tür programları firmaların takip etmesi, ettirmesi gerekecek. Biz de Çiftçi TV olarak tabii ki yönetim kurulu başkanımıza, tabii ki genel yayın yönetmenimize bu imkanları vermese, okeylemese biz de buraya kadar gelemezdik. Ama ayrıca ben özellikle bize katkı veren, maddi ve bilgi katkısı veren Elma Tarım'a, Sayın Abla Kanka'ya, Ali Erdoğan'a ve çok genç olarak özellikle adını söylemem lazım. O bizim otelimizi, şoförlüğümüzü, yemeğimizi, her türlü şeyde bize rehberlik yaptı, arkadaşlık yaptı. Kamerada görünmedi ama Tolga Kanka'ya da çok teşekkür ediyorum. Ve hepinizi bu programdan sonra acaba ben bir bademci olabilir miyim? Ben şeftalici olabilir miyim? Cevizci olabilir miyim diye düşünmeye davet ediyorum. Ben Ali Erdoğan'a katılıyorum. Ben de daha önce badem deyip dururlardı. Özellikle Selam Bayrak abi, Allah selametini versin. Hep badem derdi. Ben de ya bu bademden ne oluyor diye arasa düşünmüyor da değildim. Ama bugün gördüm ki bademde para var. İspanya'dan, Barcelona'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.